Eğer müsaade edersen mesela şu Lütfen. eserden bir hikaye anlatıp bakalım tefsirlere. Bana bir soru sorar mısın? Yani eski kitaplar acaba kutsal metinlere bir tesirde bulunmuştur diye nasıl bir soru sorardın? Yani Ertan? derdim ki yani kutsal metinleri biliyoruz. Evet. Peki kadim bilgiler kutsal metinleri ne kadar etkiledi? Evet. Çok güzel. Çok güzel derli toplu bir soru oldu. Aslında böyle bir soru sormanı bekliyorum. Ha. Daha geleceğiz önümüzde notlarımız var. <laughs> Şimdi ben burada parşömenlerden bir hikaye anlatmak istiyorum evet. kıymetli izleyenlere. Tabi çevrilebildiği kadar bir de eski değil kayıp ölü dillerin şöyle bir dezavantajı var. Yaşayanları Şimdi, da ölü dil ne demek? Ölü dil ne demek? Bugün kullanılmayan, evet. bir zaman konjektürel olarak kullanılmış olan dildir. Mesela Luvice biliyorsunuz son 50 yılda yavaş yavaş öğrenilmeye başlandı ama 50 yılın da son 10 yılı periyodik olarak Evet bu Lüveci'dir dendi. Bu Grekçe değildir. Çünkü yarım bir hiyeroglif resimli anlatımı var. Neden gitti? Ölü dil nedir? Neden peki bugün veya Hititler kadar, Asurlar kadar, Sümer kadar kullanılmamış veya Latince, Grekçe kadar e, bu topraklarda hüküm sürmemiş. Farsçayı, Arapçayı saymıyorum. Zaten onlar yakın tarih olarak kabul ediyorum. Şöyle diyor mesela Gayet bir yazıda. var olan 10 dilin dışındaki üste yazdığı 10 tane ölü dilden bahseder. O da var. Evet. evet. Bunlardan bir tanesi Hititçe diyelim. Ölmüş artık. Kullanılmıyor anlamına evet, geliyor. Kültürü evet. başka tabii. şekilde aktarılmış. Yazısı tabii kullanılmıyor. Tabii. Ama şöyle diyor Lübüce'de mesela ticaret dili değil diyor. Bakın iş dönüp dolaşıyor. Ticarete bağlanıyor. Çünkü Finike'lilerle ticaret yapıyor. Finike'ci o zaman daha ön planda. Niçin ticaret dili olmamış? Ticaret dili Bak, neden olmamış? Lüvice, <laughs> yani buyur. çok önemli bir... Cevabını hani... vereyim evet, mi? Lütfen. Çünkü sırlama bir Evet kültürü var. Erdem üzerine ve çok da ifşa olmasını istememişler fakat ışık olmuşlar. Işık nedir? Yanına vardığın zaman veya aydınlattığı bölgeye adım attığın zaman e, faydalandığın bir nesneldir. Işığın da tarifini yapamazsın yani bilimsel olarak. Nur'un çocukları diyorlarken. Aynen evet. öyle. Işığın çocukları vesaire falan. Şimdi Lübice tabii bunu arkeologlar da söylüyor. İşte ticaret e, dilini geliştirmedikleri için evrenselleşmemişler ve ölü diller kategorisine girmiş. Denmekte. Bu bilimsel bir e, açıklama. Ölü, ölü dil nedir diye sorduğun için söylüyorum. Bir de şöyle ölü diller vardır. Kutsal metinler içerisinde topluluklar. Mesela e, bunların içerisinde baktığımız zaman sabiler diye bir terim vardır. Koran da bunu alır. sabiliği biliyorsunuz. Yıldızlarla ilişkisi olduğunu vesaire bilindiği üzere. Fakat bunların içerisinde de hiyerarşik bir yapılanma vardır. Yani mesela Avustralya'nın da sabiileri vardır. Yıldızla Dogonların tabii. da bir sabi olmadığını kim söyleyebilir? Söyleyemez. tabii. Söyleyemez. O zaman Arap Yarımadasındaki sabiiler veya bugün işte Urfa veya daha e, güneye gittiğimiz zaman Irak vesaire gibi taraflarda yaşayan sabiilerin de aslında ortak bir e, tanım olarak sabi diyebiliriz. Diyebiliriz. Evet. Tabii uygulamaları şunları bunları farklıdır. Şimdi buradan ben bir sorduğun soru üzerine kutsal metinlere tesirler eski kitapların. Mesela şöyle bir not aldım. Kasas suresi 27. ayette şöyle geçiyor. Şuayb peygamberle Musa'nın hikayesi. Ama çok enteresandır. Kısa şöyle bir ayet-i kerime. Kasas 27. Kıymetli izleyenlerimiz lütfederlerse bakarlar. Bilenler de bilir. Şuayb'in iki kızı Musa'yı kaçarken işte Musa nereden kaçtı? Mısır'dan kaçtı vesaire. Firavun'un sarayında yetişmiş bir adamdan bahsediyoruz. Yani Musa'lı iki türlü Musa var. Bir peygamber Musa var bir Musa var. Yani baba diyor bir adam güçlü kuvvetli ve bizim hayvanlarımıza bakmada bizim çobanlığımızı yapmada yardımcı olabilir. Sen de yaşlandın diyor. Kızların teklifi üzerine şu ay peygamber bakıyor diyor ki Musa'ya teklif sunuyor. Seni diyor 8 yıl bana hizmet edersen şu iki kızımdan birini sana nikahlarım. Ama iki yıl daha eklersen on sene olur. O da senin kendindendir. Beni iyilerden bulacaksın der. Şimdi baktığın zaman bu ayet bize ne hakikat anlatabilir ki Ertan sence yani? Çok enteresan değil mi? Bir peygamber var. İş karşılığı kızlarından birini teklif ediyor. Ki ateistler de bu gibi konular üzerine çok atlarlar biliyorsunuz. Yani onlara da saygı duyuyorum ayrıca. Çünkü tefekkür ediyorlar. İv noktalarına işin bakıyorlar falan falan. Bunun üzerine bu ayeti kerimenin tefsirine baktığın zaman işte Şuayb çobanlıkla e, meşguldü. Musa da oradan geldi. Şuayb peygamberin yanında işte kızlarını aldım almadım o da Tevrat'ta ayrı bir bahis var. Ahit'te başka bir şey var yeni ahitte. Tefsirlerde bazı tefsirlerde maalesef ki bizim Diyanet'e buradan e, bir eleştiride bulunmak istiyorum. Aslında Diyanet İşleri Başkanı'na çok eleştirim var da bu konuda tefsirlerde şöyle bir not düşüyor. Bu tam anlaşılamamaktadır. Böyle olduğu düşünülmektedir mealinde. Yav yaratıcı bir kitap göndermiş. Kitabı mübin demiş, apaçık demiş. Ama sen diyorsun ki biz bunu daha anlayamadık. 1400 seneden beri anlayamadıysan bu saatten sonra zaten orada oturmanın bir anlamı yok. En azından makam olarak. Yanlışları Başkanlığı gerekli bir kurum mudur? O da tartışılır şu anda. Şimdi burada şunu mu söylemek istiyorsun? Yani aslında bunu yalnızca dini yönden ele alınabilir alınırsa bu konu bir şekilde Anlaşılmış havada kalıyor. Bunu evet. bütün hani daha çok multidisipliner konulardan bakıp ona göre tekrar yorumlanması doğru olur mu diyorsun. Gibi hikayeyi anlatım müsaade edersen ben Lütfen. şimdi buradaki o parşömen kitapta yazan bir hikaye var. Diyor ki bir devir geldi bir kavimden bir bilge, bilge bir kavimden ama o kavim zalimdi diyor. Yani zalim kelimesini bugünkü Türkçe mealen çeviriyorum. Ve kaçtı o adam oradan. Bir şeyler çalarak yanında. Fakat bilgiyi çaldığı sonra anlaşıldı. Sonra bir başka kavimin topraklarına girdi ve orada da yaşlı bir bilge ile görüştü. Oradaki bilge ona teklifte bulundu. Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Orada beldenin hayvanları tuhaf varlıklar doğuruyorlardı. Şimdi burada bir mit görebiliriz, bir mitoloji görebiliriz vesaire. Kiminin başı koyun gibi, kiminin başı domuz gibi, kiminin başı keçi gibi, ayakları aslan gibi yani bir mutasyona uğramış varlıklar doğuruyordu. Adam oradan kaçan kavimden gelen adama dedi ki bana 8 yıl aynı ibare bilginden verirsen ve buna eklersen beraber olursak ben de sana iki eş veririm. İki eşimden sana veririm. Burada kız yok. Dikkat edin benzerliğe dikkat çekeceğim. Ve İki bilge, çünkü geldiği kavimdeki bilge de bilgisini sunarak hayvanları 8 yılda tekrar eski halinde doğurtturmaya başladı. Yani bir ıslah yapmışlar. Hayvanlar da enteresandır. E, atçılar, at ıslahı yapanlar, köpek ıslahı yapanlar iyi bilirler. E, batım denir onların her doğumuna. E, 8 batım safi kana doğru gider derler. Hatta Türklerde bir şey vardır başka yerden kan alma atlarını 150-200 kilometre veya başka şeylere götürüp orada çiftleştirirler ki kan katsınlar diye. Ben de hayvan beslediğim için biliyorum acizane hani bu meseleler işte güvercinlik, tavuklu, kazlı çiftlik hayvanları vesaire falan. Şimdi burada diyor ki o 8 hayvanı diyor tekrar eski surette doğurmasını sağladılar. Şimdi bakıyoruz Zümer 6 ve 8 6. ayette Kur'an'da sizlere diyor 8 çift veya 8 eş hayvan Allah takdir etti. Bir nefisten yarattı. Yine Enam suresi 143'te yine size 8 çift hayvan helal kılındı veya 8 eş size indirildi. Kur'an-ı Kerim ayeti. Şimdi Nisa 119'da yine aynı şekilde şeytan diyor ki işte onların hayvanların kulaklarını onlara yardıracağım. Yani nizamı bozacağım. Burada baktığımız nereye zaman geleceksin? nereye geliyorum? Bu hikayede anlatılan şey Kur'an'da Kasas 27'de ne deniyor 27. ayette anlamadığımız? Diyanetin bir türlü tefsir yapamadığı veya tefsircilerin İsrailiyat diye. Şurada kitapları da getirdik evet. orijinallerini. İsrailiyat, Tevrat'ı diyorsun ki levedildi. Yani men edildi, yasaklandı. Yani kalktı onun hükmü ama o hükümden Kur'an-ı Kerim'e tefsir yapabiliyorsun. Madem bunun ayeti bitti arkadaş. O zaman ya da İncil'in bitti. Neden o konuları herhangi bir Kur'an ayetine Yormaya kalkıyorsun o diye sorulmaz ama istaliyat oluyor zaten. Evet Tabii. ama bunu ne lahana ne paris denmez. O mi? kullanan adamın tesvircinin yani şeyidir o. Tesvircide kabahat yok. Yok o öyle düşünüyorsa öyle düşünecek. Yani şimdi Kur'an hmm. bir kişinin tekelinde teşekkür değil. ederim. Yani öyle Aynı bak, şeyi bak, söylüyorum. Hadi. Ama öyleymiş gibi davrananlar var. Yok bu olabilir dünyanın her yerinde. Kurumsal olarak dav davranırlar. nasıl? Öyle sıkıntı. de olabilir. Çok hmm. önemli. Yani hmm. bunlar sonunda kurumsal olarak davrananlar veyahut da benzeri harekette bulunanlar insanlık tarihi boyunca hep olmuştur. Evet, kesinlikle. Önemli olan şuna iman ettiğiniz bakın inanç duygusu. Ben du buna du niye iman edeyim? Mesela Kasas 27 diye niye iman i̇şte şöyle edeyim? Şöyle söylemek istiyorum. Adamın biri gelmiş peygamber dediğin adam şimdi diyecekler ateist misin? Hayır ironi yapıyorum. İki tane kızını sekiz sene menfaatine çalıştırınca sana birini veririm demiş. Yani ben buna niye iman edeyim? İman edebilmem için benim bunun ama manasını hikayeyi biliyor olman lazım. İçeriği biliyorum ama. İşte İçeriyi hakikatini anlamam tabii. lazım. Benim anlatmak istediğim şey oydu. Yani ben senin ne demek istediğini anlıyorum. Müsaade edersen nereye varacaksın? Nereye varacağım? Bakıyoruz burada 8 çift hayvanı Kur'an-ı Kerim'de. Kültüre göre o gün belki de ıslah edilmiş de keçi, koyun, deve vesaire sığır, Cihetinden eş zaten. O da husumetli bir dava eş mi çift mi vesaire. E, eski kitaplarda daha mantıklı şeyler görüyoruz. Peki 8 senenin eski üzerine diyor. Eski kitap derken? İşte bu parşömenlerdeki hikaye. Kur'an'ın kasas 27'sini bana daha anlamlı kılıyor. Anlatmak istediğim. İsrailiyata bile kızanlar ki ben eleştiriyorum. Hangi konuda Ama eleştiriyorum? Ama o da bir eninde sonunda referans alınacak bir şey gibi dur durmaması değil, lazım. Değil değil. O Ama, da bir bilginin kendisidir. Dünya evet. da bu bilgi. Yalnızca parşömenlerde değil. Bugün değil, şey değil. yapabilirsin. Bilim bunu. Mesela çok güzel söyledin. Sen hı hı. dedin ki hı hı. ben bildiğim bir şey değil. Çünkü hani çok hani batımla uğraşmadığım evet. için. Evet. 8 dedin batımdan sonra yani bir şekilde nesli başka bir boyuta çevirebiliyorsun. Doğru mu anladım? Aynen öyle. Ha. Yani dolayısıyla demek ki bu bir aslında bir kaldırıyorsun. Evet. evet. Bilimden bahsediyor aslında burada. Kesinlikle yok ha. ben zaten onun karşısında bir söz söyleyeyim. Yok yok yani bu, bugün de olabilir. Aynen, bugün aynen. de bilimden yararlanılabilir. Anladım. Anlatmak istedim. Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlar da evelin, evvelin, eskilerin hikayeleri veya Tevrat'ta İncil'de hepsinin aslında o kültürde zamanında yaşanmış bilgiler olduğunu söylüyorum. Tamam. Ve bunlardan da yararlanıp eski metinlerin soru soruoydu ya Evet. bugünkü işte dini metinlere tesiri nedir? İşte bu şekilde alınması gerektiğini vurguluyorum. Ve Musa'ya diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, iki de eklersen, iki de şöyle düşünüyorum bu hikayeye göre, ileriki zamanlarda işte yapay et yenilecek, bilmem ne yapılacak, şu yapacak, hayvanlardan da uzaklaştırılacak. Bu kulaklarını kesme meselesi de, hayvanların tabiatından, fıtratından çıkartılarak zamanında belki bozulduğunu, kültüre göre, mesela Amazonlardaki yerlilerden sen kurban ki farzda değildir kurban ayrı bir mesele de talebinde bulunabilir misin? Adamlara hacca gel diyebilir misin mesela yani? Zekat ver diyebilir misin? Namaz kıl diyebilir misin? Amazonlardaki yerlilerden bahsediyorum. Evrensel bir inançtan bahsedeceksek gerçi Kur'an-ı Kerim'de la yekellefullahu nefsen illa vusaha biz hiç kimseye e, teklif etmeyiz, kaldıramayacağı yükü vesaire der ama e, bugünkülerin anlayışına baktığın zaman onlara da neredeyse hacca gel, umreye gel diyecekler. Adamlar yara sayıyor. Altında adamların don yok. Vesaire anlamında söylüyorum. Ama Fakat, inancın gelmesinin veya sebebi işte nedir? Önemli olan şimdi bu bir kutsal metinse ve bak şimdi burada inançtan mı bahsedeceğiz? Eski kitapları kutsal metin demiyorum. Yok yok ha. onu biliyorum canım. Biliyorsun evet, ki sen aslında parşömenlerde de var bir şeyler. Evet. Buna da bakıp hani bir şey yapacaksanız eğer yorumlayamadıysanız ey alimler. Evet onlara da bakın. Onları da inceleyin. Sümer o tabletlerini de inceleyin. He o yorumlarınızı etkileyecektir zaten. Sümer tabletlerine baktığınız zaman diyorsun. Zaten Tevrat'ta çoğunu göreceksiniz onun. Örnek veriyorum. Yani yaratılış bölümü. bu tarafa döndüğümüz zaman da herhangi bir parşömende, herhangi bir hani insanın kültürünün ee, sosyolojisinin hazırlamış olduğu yapıda oluşturulmuş bir parşömende yine açıklanacak şeyler vardır. Bunlardan yararlanabilirsiniz diyorsun. Evet. Kızılderililerin kültürü dahil evet. buna. Öğretileri Ama dahil buna mı? kimse hayır der mi? Demez yok, herhalde. Yok, demez olur mu Ertan'cığım? Demez olur mu? Bak buraya konuk ettiğin kişiyi tekrar anmayalım ama tekrar geldiği zaman konuk edersen sorabilirsin. Ee, bir kere başta o ekol karşı geliyor buna. Oysa Kur'an diyor ki Ama bilmediğini için... bilene sor.